Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları Bumerang serisi 5. ünite Bumerang Testler 1 ile dersimize devam ediyoruz. Gerçekten ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. ABC üçgeni DEF üçgenine aradaki sembol eş demektir. Eş olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruyor. Gerçekten burada bizim için evet açıların sıralaması önemli. Evet bak burada şöyle görelim, bakın DF'ye baktığım zaman birincili üçüncü, AC de gençler birincili üçüncü. O halde DF'nin AC'ye oranı 1'dir gençler. Eşlikte benzerlik oranı 1'di. O halde ilk ifade doğrudur. BC ile EF'ye bakalım gençler, C seçeneğine. BC gençler bakın 2 ile 3. EF'de 2 ile 3. O halde bunların da benzerlik oranı 1 olması gerekir. Bu ifade de doğrudur. Denizli'ye baktığımız zaman BAC gençler. Bakın BAC. Burada sevgili gençler B'nin eşi. B ikinci sırada olduğu için E ile başlaması gerekiyor. Bakın evet BE. A ile D gençler aynı sırada. Ve C ile de F aynı sırada. O halde buradaki BAC açısı EDF açısı, yani aslında A açısı ile D açısı ölçüleri birbirine eşittir. Bu ifade doğrudur. B'ye baktığımız zaman gençler C ile E eşittir demiş. Gençler bakın C ile F açısı eşittir. Ve E ile de B eşittir. O halde bu ifade yanlıştır ve sorumuzun doğru yanıtı olu seçeneği olur deriz. Evet sevgili gençler. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisi yukarıdaki dikdörtgen ile benzerdir diyor. Gerçekten benzerlik diye biliyorsunuz. Evet kısa kenarı kısa kenara, uzun kenarı uzun kenara eşitliği oranlayıp birbirine eşit diye kontrol edeceğiz. O halde A seçeneği ile başlarsak 4'ün 3'e oranı gençler 4 bölü 3. Evet 6'nın 6'ya oranı diyor gençler. Evet, 4 bölü 3 sevgili gençler. 6 bölü 6 eşit olmaz. 6 bölü 6 zaten 1'dir. O halde eşit değildir. A seçeneğini elememiz gerekir. B'ye baktığımız zaman gençler kısa kenar 4, kısa kenar 2. 4 bölü 2 yine 6 bölü 6'ya eşit olmaz gençler. O halde B'yi eleriz. Evet C'ye geldiğimiz zaman 4'ün 8'e oranı. 4 bölü 8 1 bölü 2 demektir gençler. 6'nın 12 oranına eşittir. Bakın bunların her ikisi de 1 bölü 2 demektir. O halde C seçeneği doğru yanıt olur deriz gençler. Evet devam edelim. 3. sorumuza geçelim. Şekilde ABC'de dikdörtgeni ile EFGH dikdörtgeni benzer olduğuna göre X kaçtır diyor. Gençler burada kısa kenarların oranı uzun kenarların oranına eşittim. O halde 2x eksi 2'nin 3x artı 5'e oranı. Diğer tarafta gerçek küçük olan dikdörtgenin uzun kenarı 12 idi. 12'nin 30'a oranına eşit olması gerekiyor. Buradan 12 ile 30'u gençler sadeleştirelim. 6'ya bölersem 2, 6'ya bölersem 5. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 5 ile x eksi 2'yi çarpıyorum. 10x eksi 10 olur. Evet, 3x artı 5 ile 2'yi çarparsam 6x artı 10'a eşittir. Buradan gerçi x'leri bir yere toplayalım. Eksi 10'u sağ tarafa atalım. 10x eşittir. Eksi 6x eşittir. 10 artı 10 olur. Buradan 4x 20'ye eşitse her iki tarafı 4'e bölersek x'in değeri gördüğünüz gibi 5 olur diyelim. Ve 5 yanıtını evet bolu seçeneğinde işaretleyelim. Evet, yukarıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerden hangileri benzerdir demiş. Gerçekten o halde A seçeneğinde 1 ve 2'yi karşılaştıralım. Evet, kısa kenarlar gençler bakın 3'ün 4,5'a oranı. Ortanca kenar gençler 4'ün 6'ya oranı. Evet, uzun kenarlarda 6'nın 9'a oranı birbirine eşit mi diye kontrol edeceğiz.
İşte 3 ile 4.5'a baktığımız zaman gençler aslında bu 2 bölü 3 oranına eşittir. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Evet, büyük olan gençte küçüğün 1.5 katıdır gençler. Her birisi aslında 2 bölü 3'e eşittir diyoruz. O halde arkadaşlar bütün kenarlar 2 bölü 3'e eşit olduğu için evet, A seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Beşinci sorumuzda şekilde AE doğru parçası ile BD doğru parçası C köşesinde kesişmektedir. ABC, EDC'ye eş olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Gerçi A ile E açısı aynı açı. B ile D. C'ler de zaten aynı açılar gençler. Her zaman doğru yapıyoruz ve bunların birbirine eş olduğunu söylemiş. Gerçi AE ile BD'ye arkadaşlar kesinlikle her zaman diktir diyemeyiz. O halde bunu elerim. A açısı ile D açısı değil gençler. A ile E açısı aynı olması gerekir. Evet gençler her zaman doğru olan A ile E'nin aynı, B ile de D'nin aynı olması gerekir deriz. B'yi eleriz. AB gençler DE'ye paraleldir. Bakın burada Z kuralı var gençler her iki şekilde de. O halde C şıkkı her zaman doğrudur diyoruz. Ve sorumuzun yanıtı C şıkkıdır. AE BD'ye eşittir demiş. Gerçekten noktalar için karşısına eğer x dersem eş olduğu için buradaki noktanın karşısına x diyorum. O halde BD gençler 2x oldu. Çentikler için karşısına y dersem D'nin karşısına y olur. Yani burada AE'de 2y'dir gençler ama y ile x burada birbirine eşit olmak zorunda değil gençler. Bundan dolayı bu da her zaman doğrudur diyemeyiz. Devam edelim. Yukarıdaki dörtgene benzer ve bu dörtgenden büyük bir dörtgen oluşturulacaktır. Benzerlik oranı 1 bölü 3 olacağına göre oluşturulacak dörtgen ile ilgili aşağıdakilerden hangi söylemez? Gerçi 1 bölü 3 demek büyük gençler o halde büyük 3'ün 3 katı olacak diyoruz. Kenarlar 3 katı olacak gençler. Evet, uzun olan tabanın uzunluğu 24 santimetre demiş. Gerçi uzun tabanımız burada 8'di. 8'in 3 katı 24'e eşittir. O halde bu bilgimiz doğrudur. Kısa olan tabanın uzunluğu 15'tir. Gerçi kısa olan tabanın AD uzunluğu 5'in 3 katı 15'e eşittir. Bu bilgimiz de doğrudur. Yükseklik gençler burada 4 santimetre. 4'ün 3 katı. Yeni olan dörtgende gençler yine 12 olur. Bakın bu bilgimiz doğrudur. O halde Denizli seçeneği yanlıştır diyelim. Peki gençler Denizli seçeneğinin doğrusu nedir? Bunu inceleyelim. Öncelikle buradaki çevremiz 4 artı 8 artı 5 artı 6'dan 4 8 daha 12 5 6 daha 11 12 11 daha 23 gençler. O halde çevrede gençler ne olması gerekir? Büyük olan çevrede bunun 3 katı olması gerekir. 23'ü 3 ile çarparsam çevre uzunluğunun 69 santimetre olması gerekiyordu. Burada 63 dediği için bu ifade söylenemez deriz ve Denizli seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet, 7. sorumuzda ABC ile EDF benzer üçgenler olduğuna göre benzerlik oranı hangisi olabilir diyor. Gerçi burada kısa kenar oranı bakın 4 bölü 14 veya ortanca kenarı oranı 6 bölü 21 veya gençler uzun kenarların oranı birbirine eşit olması gerekiyor. Bunları sadeleştirecek olursak 2 bölü 7 olur benzerlik oranı. Gençler cevaplarda 2 bölü 7'yi göremediğim için payla payda yer değiştirebilir. Veya 7 bölü 2 de benzerlik oranı olabilir diyoruz. Denizli seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. 8. soruyla devam edelim. Şekildeki F, G, H ve T noktalarının hangisi DE doğru parçasının uç noktalarıyla birleştirilirse ABC üçgenine eş bir üçgen elde edilir diyor. Yani AB kenarı 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burada DE kenarı da 5 birim. B'den C'ye gelişte şöyle bakın. 3'e 1 ilerliyorum. O halde buradan şöyle 1, 2, 3'e 1. Burası 3. Burası 1 gençler. O halde ben D ile F'yi birleştirirsem
Daha sonra F ile de genişle E'yi birleştirirsek ABC üçgeni eş bir üçgen çizmiş oluruz. A'dan C'ye giderken 3'e 4 olduğunu görüyorum. Bakın burası da 3'e 4 birim. O halde bu ikisi gençler birbirine eş üçgen olurlar diyoruz. Sorumuzun yanıtında A seçeneğini de işaretliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.